Şimdi tabii iki şey söylemek lazım analize başlarken. Birincisi, evet, inanılmaz bir silahlanma var. Bu silahlanma toplamda, yani küresel sistemde toplamda 10 trilyon doları geçmiş vaziyette. Şimdi şeylere bakın, bu sevgili Emre'nin elinde var, onu koyarsa da sevinir. NATO ülkelerinin savunma harcamaları diyor. Evet, şu 9 numara bir. Evet, mesela orada bir ve ikinci sütun İngiltere ve ABD, dikkat edin. Bir de Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya. Şimdi baktığınızda hani şey inanılmaz bir yani bütçeye oranları burada önemli. Yani varlık olarak da önemli ama asıl bütçe oranları önemli. Bir de tabii Almanya'ya baktığınızda eski rakamlar yazılmış. Yani şu tablonun çok üstünde aslında. Onu bir açar mısınız? Bütçeye oranı Ya neyi şimdi ifade ediyor bizim baktığımızda için? mesela bu tablo göstereyim mi ben mesela? Tabii Bu lütfen. tabloda da baktığımızda şimdi şunu görüyorsunuz. Mesela Amerika'nın 851 milyar dolar ama şurada altta da yazıyor şeyi 3,16 bütçeye oranı. Yani Amerikan bütçesine oranı bu 851 milyar doların Evet. yaklaşık Amerikan bütçesinin 3/16'sı ediyor. Evet. İngiltere'ye baktığınızda 2 küsürü ediyor. 2,25 Evet. evet. Şimdi baktığınızda Estonya, Letonya ve Litvanya'ya bakın. 2'nin üzerinde. He, Tamam mı? yani Şimdi bu 2'nin üzeri aslında 2 bir ciddi barajdır. Yani ciddi bir şeydir. Şimdi bir kere ama mesela Almanya'ya baktığımızda bir küsurat 63 milyar dolar, sevgili Güngör de söyledi. Aslında 63 milyar euro değil. Çok daha fazla. Evet. Yani 120 filan. Yani dolayısıyla Almanya'nın 1,9'unu 2 ile çarpın. Evet. Tamam mı? Yani bu da 3 küsür yapıyor. Hani şimdi neden şimdi iki grup burada? Hani şu tablo üzerinden bakın bir dünya analizi yapalım. Silah üreticisi ülkeler, Almanya dahil. Bir de kendini güvenlikte hissetmeyen, yani ilk etapta olası saldırıdan etkileneceğini düşünen Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya. Hareketlenmiş durumdalar yani. Hani şimdi bu NATO üyesi ülkeler açısından. Ama dediğim gibi bunun üstünde bu bir önceki Bu yılın zaten rakamları. 2021'in Evet. rakamları. Yani şimdi bunun çok üzerinde. Yani bu şeyler hem harcamalar, savunma harcamaları hem de ya daha doğrusu silah harcamaları hem de bütçelere oranları çok yükseldi efendim. Yani bunu işte Almanya örneğinde göre 63 milyar dolar değil. Şu an Almanya'nın şeyi savunma bütçesi çok daha Bu fazla. mavilerle kırmızılar mesela niye Amerika'da böyle daha yakında diğer ülkelerde daha şey Eray Bey? Şimdi onu ben O oranlar dediniz ya siz biraz önce evet. oranlara vurduğunuz zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin oranı mesela işte 3,57 Bu şeye dediniz ki göre gayri ikinin safi milli üzeri hasılasına göre ona belki. göre. Tabii. Ha, anladım. Yani Şey evet yani gayri safi ikinin yurt üzeri ona göre hasılaya mesela göre. hani çoktur mu yani ikinin üzeri? Şöyle. Evet, yani 2'nin Mesela üzeri. Amerika'da 3,57 neredeyse 4'e Evet. Mesela bu analizler ülkelerin gayri safi milli yani daha doğrusu bütçelerinden ayırdıkları rakamların oransal analizleridir. Genelde sistem bu şekilde. Evet. Yani şimdi baktığımızda ana silah üreticilerinin güncel durumunu ben size açıklayayım. Amerika'nınki 4'ün üzerinde. Evet. İngiltere'ninki 3'ün üzerinde. Almanya'nınki 3'ün üzerinde. Şu anda mı? Tabii, şu ankileri söylüyorum. Bakın bu Yani bunun da üzerinde yani 2020. 2021'i bu. Ya bunun da üzerinde şu anda Bakın yani. şu an güncel durumu söylüyorum O zaman size. bu mavi daha da yukarıda. Tabii, daha da yukarıda. Bakın İtalya, aynı şekilde Fransa, bakın ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın şu an şeyleri, silah harcamaları, savunma harcamaları 4'e yaklaşmış durumda. Şimdi buradan bir şey söyleyeceğim de o yüzden Evet. aklımızda tutalım. Zaten Estonya, Litvanya, Letonya ve Polonya had safhada, onlarınki de o civarda. Şimdi diğerlerininki de işte 2'nin üzerinde 3 civarında. Mesela İspanya örneğinde olduğu gibi. Şimdi mesela bizim Türkiye'nin bütçesi burada yanlış. Yani daha doğrusu 2021 yılında daha doğrusu 2022-2023 döneminde Türkiye'nin bütçesi 13 milyar dolarken 2024 yılı bütçesi ne kadar? 42 milyar dolar. Oo. 3 katına çıktı. Üç katı. 3 kat.
Yani bizim... Bir dakika, orada onu daha da açacağız ama ben hani giriş tabii, olarak tabii, soracağım. 13'ten 42 milyar dolar. 2 milyara çıkması demek. Yani ne oluyor yani, savaşa mı giriyoruz? Şimdi anlatayım. Yani, ya ama sadece bizde değil bu. Yani önce onu söyleyeyim. Hmm. Yani ama şu önemli, ana silah, dünyada ana silah sağlayıcı olan ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ile birlikte Türkiye'nin de savunma bütçesindeki bu artış, şimdi bir sebebi aslında bizim silah üretmemiz. Üretiyoruz ki satıyoruz. Hmm. Tamam mı? Şimdi bir kere o yüzden de Türkiye'de silah ihracatı, savunma sanayi ihracatı bizim savunma bütçemize denk. Bakın, silah ihracatımız savunma bütçemize denk. Nasıl? Ne demek? Bir dakika, yani ben şöyle, anlamadım orasını. Bizim 42 milyar dolar ya, yaklaşık 40 milyar dolar diyelim, evet. Tamam mı? Şimdi, yani bizim savunmaya harcadığımız bizim para, bu silahlı kuvvetlerimize ve yurt savunması, evet, için ayırdığımız bütçe. Evet. Şimdi bunu harcamak zorundayız. Bu bütçe ayrılmış, bunu cebimizden harcamak zorundayız. Evet. Şimdi bu sol cebimizden çıkıyor. Şimdi sağ cebimize ne giriyor? Tamam, giriyor da şimdi biz silah satarak yaklaşık bunu dengeliyoruz. Öyle mi? Evet. Öyle mi? Evet. Yani 40 milyar harcıyoruz ama 40 milyar da kazanıyoruz. Aynen öyle. Nasıl? Bunu anlatalım. Anladım. 2024 yılı rakamlarından bahsedeceğim. Güncel rakamlarından. Yapılan sözleşmeler var. Evet. İşte mesela Altay tankını işte büyük ihtimal Arabistan'a satacağız mesela. Anlaşma yapılıyor, sözleşme. Ne aşamada bilmiyorum. İşte yine Suudi Arabistan'la 3.2 milyar dolarlık SİHA sözleşmesi yaptık. İşte Filipinlere atak helikopteri sattık. İşte bilmem Afrika'daki bazı ülkelere Hürjet sattık. Bunların hepsinin sözleşmeleri var. Şimdi bu sözleşmelerin 2024 yılı içerisindeki bize getirisini düşündüğümüzde yaklaşık 20 milyar doların üzerinde. Yani 20-25 milyar dolar civarında Türkiye'ye yani bu sene... Yarıdan fazlası cepte yani, öyle mi diyorsun? Hayır, öyle değil. Öyle değil. Sevgili Mustafa, 20 milyar doların üzerinde, yani 20-25 milyar dolar arası olması tahmin ediliyor. Hani hoca bazen söylüyor, neye göre söylüyor? O sözleşmeler, Aselsan'ın mesela inanılmaz şeyleri var, sözleşmeler yaptılar. Evet. Ve ama şimdi tabii sözleşme yapıyorsun ama bu boyacı küpü değil ki yani. Bunu birkaç yılda üretiyorsun, 5 yılda üretiyorsun. İşte her yıl ürettiğin kadar parasını alıyorsun. Evet. Hani bunların 2024 yılındaki karşılığının 20-25 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Şimdi bakın. Tamam da bir de biz kendi o 40 milyar doların içerisinde kendi ordumuz için yaptığımız ve böylece dışarıya döviz vermediğimizde bir ayrıca kazancımız var. En büyük kazanç o. Tamam mı? İkisini topladığınızda yani biz mesela normalde bu 40 milyar doları götürüp Amerika'ya verecek. Amerika'ya, bir Fransa'ya de, da veriyor olabilirdi. Evet. Hocam, Eray hocam. Dolayısıyla bu şimdi özür diliyorum. Yerli ve millilik %80'e çıktı ya. Bu 40 milyar doların %80'i bizde kalacak ya da %70'i falan bizde kalıyor. Bu önemli ya. O zaman. Ya çok önemli. Mesela daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.